İyi ki geldik ama değil mi? Vallahi söylendim ama çok iyi geldi. Vallahi bana da. Ömer'le ne oldu anlat. Of. O iş çok can sıkıcı Meri ya. Yani Ömer'le konuştuk. Hak verdiğim yerler oldu evet. Anlattıklarından. Ama sonra kız geldi. Onunla konuşunca yine bütün dengem bozuldu. Allah Allah. Ne istiyor bu manyak senden ya? Fatih'e onu çok sevdiğini söyleyecekmişim. Yok ya. Başka bir derdi var mıymış? Aa. Bak siz bana bu hikayeyi anlattığınızdan beri ben bu kızın normal olmadığını düşünüyorum. O da geldi beni buldu. Bak ben seni anlıyorum Kıvılcım. Tamam mı? Yani olaylar gerçekten çok ters geldi. Bir de hakikaten üst üste ters geldi ama eğer seviyorsan... Gidip konuşayım mı sence? Tankut mu geldi aklına? Tankut geldi. Kim gelecek? Bir kere aşık oldum ben bu hayatta. Başka da kimseyi tanımadım. Sanki böyle bütün duygumu onda harcamışım gibi bir şey oldu Kıvılcım. Ah be teyzem, nurlar içinde yatsın da. Niye böyle yaptı ya? Ne vardı sanki Tankut'la evlenmene izin verseydin? İşte beğenmedi, yakıştıramadı. Parasız dedi, pulsuz dedi. Adam benden bir ayrıldı. İşi gücü bir rast gitti Kıvılcım. Yaptın mı? Bak gerçekten çok gülme. Gülme öyle. Hayır bende mi bir gudubetlik var bilmiyorum ama sadece iş güç de değil. Adam evlendi, aşık oldu, çoluk çocuk yaptı. Ben de böyle evde anneme bakarken onun böyle hayattaki başarılarını, ne bileyim mutluluklarını falan dinledim. İşe bak. Ah ya. Teyzem seni hiç yanından ayırmak istemiyordu Meri. O yüzden de Tankut'la evlendirmedi. Gerçi Tankut olmasaydı, başkası olsaydı yine onunla da evlendirmezdim. Hı hı. Sonra da beynimi yedi evde kaldın, evde kaldın diye. Hayatım, ben evde kalmadım. Ben evde bırakıldım. Ay ya. Ama böylesi daha iyi. Gerçekten. Bak benim halime. Ne var halinde? Fıstık gibisin vallahi. Tabii tabii. O gece her şeyi öğrendikten sonra bir kısım bende yok. Şoktaydım yani. Sonra bir taksiye bindim. Tek başıma bir bara girdim. O kadar kötüyüm ki Meri. Yani ben değilim. Sonra barda işte Cemal'le tanıştım. O gece tanıştığım adamın evine gittim ya. Düşünebiliyor musun? Kıvılcım çok normal. Sen çok büyük bir şok atlattın çünkü. Yani o anda kendin olamaman kadar doğal bir şey yok. Bence sen içten içe intikam almak istedim. Evet, aynen intikam almak istedim. Benim yaşadığımı Ömer de yaşasın istedim. Benim canım nasıl yandıysa Ömer'in de canı öyle yansın istedim. Ama tabii o cinnet anında düşünüyorsun bunları. Hani şimdi olsa yapar mıyım hiç böyle bir şey? Devam et. Neye devam edeyim? İntikamını aldın mı? Anla işte. Almadım canım. Alamadım. Yani Cemal o kadar düzgün bir adam ki beni kendime getirdi. Bu zamanda. Evet. O zaten benim nasıl bir kadın olduğumu anlamış. Bir de ona anlattım yaşadıklarımı. Hata olur dedi. Kıvılcım sen ne kadar şanslı bir kadınsın ya. Bak yemin ediyorum. Ya Meri gerçekten. Evet öyle ama. Hiç güleceğim yoktu şu anda. İyi ki varsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu Cemal'den bayağı etkilendim ha. Yani seni böyle yanına işine aldı falan ya. Biz sadece arkadaşız. Şimdilik. Arkadaşsınız. Ben keşke bir tanışsam şununla ya. Vallahi. Hayır ben çünkü insan sarrafıyım biliyorsun. Ben böyle baktım mı gözünden anlarım adamı nedir ne değildir. Ya tanıştırayım. Ne zaman istersen. Şimdi ara. Şimdi mi? Şimdi nasıl arayayım ya? Olur mu? Kıvılcım, adamın evine gitmişsin gece yarısı. Bunda sorun yok. Şimdi aramaya mı utanıyorsun? Aa, ara. Müsaitsen gel de. Ya Meri, saçmalama. Aa, ne kadar nazlandın. İyi, tamam.
Ama şimdi ayıp olmasın? Kıvılcımcığım ayıp olmuş zaten. Hadi ara. Ay Meriya. İyi tamam hadi. Kıvılcım. Cemal nasılsın? İyiyim sen? Biz şimdi kuzenimle Beylerbeyi'nde Boğaz'da meyhanedeyiz de. Hani yakınlardaysam istersen sen de gel diye bir aramak istedim. İnanmayacaksın ama ben de Beylerbeyi'ndeyim. Hatta bahsettiğin yere çok yakınım. Orayı da iyi bilirim. Gerçekten mi? Evet. O yüzden seve seve gelirim. Tamam biz üst kattayız o zaman. Hadi görüşürüz. Ne diyor ya? Buralardaymış. Aa, bak gördün mü kader ağlarını örmüş oğlan. Meri. Hanımlar iyi akşamlar. Aa, gerçekten çok yakındaymışsın. Evet hemen arka sokaktaydım. Gel hoş geldin. Kuzenim Meryem biz ona Meri diyoruz. Merhaba. Hoş Cemal. Geldin. Çok memnun oldum Meri. Cemal ben de. Hoş geldin. Hoş buldum. Pardon, bir servis alabilir miyiz? Cemal Bey, vallahi Kıvılcım'ın anlattığı kadar var mısınız ha? Ha, dedikodum yapılıyor demek. Hayır canım, dedikodu değil. Meri merak etti, ben de anlattım. Merak ettim ama şimdi bir anda hayatımıza Cemal Bey diye biri girdi. Bir de Kıvılcım benim çok kıymetlimdir. O da benim birden hayatıma girdi. Ve çok da güzel oldu. Aslında böyle tesadüfler hayatta beni biraz korkutur normalde. Aa, o niyeymiş? Ya işte filmlerde olur ya hani birisinin hayatına birisi girer tesadüfen. Sonra onun hayatı kayar. Henüz hayatın kaymadığı için şanslısın o zaman. İçerim. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet Cemal Bey. Biraz anlatın hikayelerinizi. Yani biz birbirimize anlattık kendi hikayelerimizi ama siz yetişemediniz onlara. Aslında pek bir hikayem yok. Okul sonrası iş. Yok, onları o hikayeleri merak etmiyoruz biz. He. Özel hayat. Evet. Bu da çok renkli değil. Lise aşkımla evlendim. Hayalimiz çocuklarımızın olmasıydı ama ne yazık ki hastalandı. Ha. Evet. Ay çok, çok üzüldüm. Özür dilerim. Her şeyi denedik. Alternatif tedaviler, farklı ülkeler ama olmadı. Bir sene içinde kaybettik. Kusura bakmayın hiç bilmiyordum ya. Hiç üzmek istemezdim gerçekten. Olur mu canım öyle bir şey? Nereden bileceksin? Sonra da ağır bir depresyon. Sonra yalnız geçen yıllar. Hepimizin kaybettiği birisi var yani. Var. O zaman... gidenlere. Hadi. Gidenlere ve arkada kalanlara. Aya. Nasıl buranın yemekleri? Güzel mi? Biz beğendik mezeleri. Biz hep geliriz buraya. Gelirdik Melis'in ablama geldiğinde.